Arkadaşlar herkes selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolar altını, gümüşü, borsayı ve kripto paraları konuşacağız. Yeni bir yükseliş dalgası mı başlıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bahsetmeden önce de hemen duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz her videoda iki tane aboneme hediye veriyorum. Kendim kullandığım yüksek oranda kazandıran strateji serimi ve bunun yanı sıra teknik analiz eğitimi kursu hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni bir tane yorum ve kanalda abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar piyasalarda durgunluk hakim. Durgunluğun sebebi ABD borsaların dün itibariyle kapalı olması. Kapalı olmasının sebebi ise ABD'de başkanlık günüydü. Bugün itibariyle ABD borsaları açılıyor ve birazcık daha piyasalarda hacmin arttığını göreceğiz. Tabii ki bu bizim borsayı çok fazla ilgilendirmiyor ama kripto para tarafını, altın gümüş tarafını ve ABD borsaları tarafını ilgilendiren bir durum. Ee, birazcık daha piyasalarda hacmin arttığını göreceğiz. Biraz daha sağlıklı fiyatta ların olduğunu göreceğiz Peki yeni yükseliş dalgası nerede başlıyor veya da başlayacak mı şimdi arkadaşlar borsamızda size son videolarda senaryolardan bahsetmiştim herkes umutsuz herkes piyasalarda düşüş bekliyor ee, Peki bizim borsamızda böyle bir düşüş gelecek mi bundan sonraki süreçte tekrardan satışlar gelir mi Öncelikle şunu söylemek istiyorum son videolarda bahsettiğim 4600-4700'ün altını beklemediğim senaryo hala geçerli. Ben bizim borsada 4700'ün altını beklemiyorum. Sebebi ise borsayı tutacaklarını düşünüyorum. Yani ters bir durumda tekrardan müdahale edileceğini düşünüyorum. Ve burada belki borsa birazcık yatay seyredecek. Belki biraz yükselen hareketler göreceğiz. Ama işin sonunda tekrardan borsayı alacaklarını düşünüyorum. Önceden verdiğim hedef olan 6000 ile 6500 puanın önümüzdeki aylarda hedef olacağı düşüncesindeyim. Peki bu senaryolar nasıl işleyecek? Size şöyle aktarayım. Son videolarda bakın 4700'ün altını beklemiyoruz dedik. Hala o geçerli. Şurada bir yükselen trendimiz vardı. Orası kırılmıştı. Hatta altında da kapanışlar aldık. Ama son e, hatta bugün üzerine attığımızı görüyoruz. Yani bugün itibariyle kapaca borsa 5200 üzerinde kapanış yaparsa ve önümüzdeki 2 gün boyunca 5200 üzerinde kalırsak 5500'e doğru borsa yol alacak. Peki bu bize 6500 hedefini getirir mi? Henüz bunun teyidi gelmez. Yani 2 gün boyunca 5200'ün üzerinde de kapanış alırsak teyidi gelmez. Peki nasıl gelecek? Borsanın 5500 üzerine atması lazım. Yani şurada oluşturduğu kısa vadeli kanalı da yukarı kırması lazım. Ben işin sonunda bu kanalda yukarı kıracağımızı ve borsanın yukarı yönlü hareketler sergileyeceğini düşünüyorum. Bakın çok fazla olumsuz senaryo var. Ee, ara sıra ben de denk geliyorum. Borsa'nın 3800, 3500 puanları düşeceği söyleniyor. Benim böyle bir beklentim yok. Sebeplerini size anlattım. Türkiye'de bakın çok yüksek enflasyon var. Enflasyonu yüksek ülkelerde borsa genellikle yukarı yönlü seyreder. Önemli olan sizin aldığınız kağıtlarda enflasyona karşı kazanç sağlıyor mu? Önemli olan budur. Yoksa borsa yukarı gitse de belki sizin aldığınız hisseler yukarı gitmeyebilir. Önemli olan tercihi burada yapmak. Ve tabii ki Türkiye'de basılan para, para arzı Türkiye'de her ay artıyor arkadaşlar. Bu kadar paranın bol olduğu ortamda e, borsanın çok da fazla geri gelmesini ben beklemem açıkçası. Yani benim borsa beklentim 4700'ün altı yok. Bu zamana kadar herhangi bir hisse satmadıysanız şu anda satılacak zaman olduğunu düşünmüyorum. 5200 üzerinde kapanışlarda 5500. Belki oradan red diyeceğiz tekrar 5200'e düşeceğiz ama şu anlık önümüzdeki 3-4 gün boyunca 5500'e kadar gideceğimizi düşünüyorum. Orayı da aşarsak 6500 hedefine doğru Borsada yola çıkacağız. Aşamazsak tekrardan 5200'e geliriz. Birazcık daha yatay hareketler daha sonra yukarı yönlü hareketlerin devamını beklerim. Peki borsayı neyle götürecekler? Ee, borsayı arkadaşlar birazcık daha demir çelik hisseleri çimento hisseleri bunlarla götüreceklerini düşünüyorum. Önceki videolarda değinmiştik. Ee, bundan bir ay önce de değinmiştik. Özellikle kardemir çok düştüğü zamanlarda size anlatmıştım. Kardemir'de de zaten tavan tavan giden hareketler görüyoruz. Tabii ki bunda depremin de etkisi var ama zaten emsallerine göre ucuz kalmış bir hisseydi ve buradaki yükselişte de devam ediyor. Peki devam eder mi? Etmesini bekliyorum ben açıkçası. Bakın 20'li seviyelerde kıramadı, aylık direncini kırdı. En azından bir 30-35 TL'ye doğru Kardemir'de de yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Yani buradaki pozitif seyir bir süre daha devam edecektir. Peki altın tarafı, altın tarafı dün bir satış vardı. Satışın sebebi bana göre ABD borsalarının kapalı olması, piyasalarda hacmin düşük olması. Bugün itibariyle birazcık daha toparlayan bir ons altın tarafı var. E, şunu söylemek istiyorum, bakın üstsel hareketli ortalamalar arasında sıkışan bir ons altın var. Kabaca 1820'yi korumasını, sonra bu hareketli ortalamalar arasında sıkıştıktan sonra buradaki e, sıkışmayı... Yukarı yönlü kırmasını bekliyorum. 1880 ve 1920 sonraki hedefler olacaktır. Bana göre altın tarafında bunlar alım fırsatıdır. Keza gram altın 1000 üzerinde tutunuyor, bu e, rakam üstünde 1120 daha sonra ise 1150'ye doğru çıkışlar bizleri şaşırtmasın arkadaşlar. Buradan hemen kripto para tarafına geçmek istiyorum. Bakın Bitcoin tarafında pozitif seyir devam ediyor Her ne kadar Bitcoin 25200 dolara gidip satışlar yese de e, pozitif seyrin devam ettiğini görebiliyoruz Ben buradaki seyrin bir süre daha devam ettiği düşüncesindeyim Özellikle 23800 üzerindeki tutunmalarda 25200 üzerine gitme ihtimalimiz var Ama önümüzdeki 3-5 günde önemli 25200 üzerine atmamız lazım atamazsak o zaman Biraz satış yeriz 23200 dolarlara doğru fakat bu satışların çok da derinleşmesini beklemem. Pozitif seyirin Bitcoin tarafında devam etmesini bekliyorum. Peki fırsat coin var mı? Şimdi Telegram tarafında son 4 günde 2 tane %100'e yakın kar aldık arkadaşlar. Hatta son videoda sizlerle paylaştı. Belcoin de %100 yaptı. Yani 2x'e yakın yaptı arkadaşlar. Bakın şurada bir formasyonu vardı. Handle cup diye diyebileceğimiz. Tam kırılımdaydı sizlerle paylaştım ve birkaç gün içerisinde yüzde yüze yakın hatta yüzde 110 neredeyse 2x'ten daha fazla bir kazanç oranı getirdi. Gerçekten güzel kazandırdı. E, aşağıda telegram linki var. Kripto paralarla ilgili paylaşımları genelde orada yapıyorum. Videolarda tabii ki fırsat coin oldukça sizlere de belirtiyorum. E, bu coin'i sattık yani karımızı aldık 1.21.35 dolardan. O yüzden tekrardan yeni giriş önerme. Peki fırsat coin var mı? Telegram tarafında paylaştı. LTO vardı arkadaşlar. Hemen onu da göstermek istiyorum. Burada da e, bakın şurada paylaştık. Bir formasyon var. E, ters omuz baş omuz formasyonu. Burada kırılımı geldi. E, ve biz paylaşmayla beraber bakın buradaki yükselişi görebiliyoruz. Neredeyse e, %20 %30'luk bir yükseliş var. Şuralarda paylaşmıştık. Hala bence ucuz. E, hedefleri 0.19 cent 0.22 cent arası. O da bu formasyon hedefi. Ters omuz baş omuz. Bakın buradaki yüksekliği aldığımızda buraya H dersiniz. Bu kadar bir yükseliş gelmesini bekleriz. E, o da 22 centlere denk geliyor. Yani 22 cente kadar daha yolu var. E, bu da bu coin'i birazcık daha ucuz yapıyor arkadaşlar. LTO tarafında da böyle bir yükselişin Devamını bekliyoruz şimdi söyleyeceklerim bu kadar sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum yorumlarda benim ismimle size whatsapp numarası bırakan bana mesaj atlayan vesaire kimse inanmayın arkadaşlar ben kimseye mesaj atmam kimseden bir şey talep etmem fake hesaplar sahte hesaplar dolandırıcı hesaplar bunlara kesinlikle itimat etmeyin umursamayın engeli basıp geçin. Kısaca bunu söyleyebilirim. Onların hepsi dolandırıcı hesap arkadaşlar. Elimizden geldiğince önlem alıyoruz ama belli bir noktaya kadar alabiliyorsunuz. Çünkü onlarca hesap da geliyorlar. Bunun da altını çizmem gerekiyordu. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.